game. One goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. City comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Günaydın, günaydın, günaydın. 2022'nin ilk 1000 Euroleague programına hoş geldiniz. Turkish Airlines Euroleague'de 18. maç haftası geride kaldı ve bir takvim yılını da devirdik. Her zaman olduğu gibi cumartesi sabah 11'de İhsan Bayülken ve Hakan Demirel'le karşınızdayız. Bu programı cuma günü çektiğimizi söylememiz gerekiyor. Her zaman canlı yayında karşınızdayız ama bugün hem ekibimiz hem de biz de ailelerimizle olalım diye, sabah kahvaltısını hep birlikte yapalım diye. Bu yüzden bugün banttan çekiyoruz. Öyle bir hatırlatmayı yaparak, mutlu yıllar dileyerek başlayalım. Koç, günaydın. Günaydın İsmail. Nasıl geçti 2021? 2021, nereden başlasak? Hani içindeki negatifliklerin fazla oldu ama içinde pozitiflere de baktığımız zaman İşte bir Euroleague şampiyonluğu daha geldi. Öyle ya da böyle Covid'le yaşama sürecimiz devam ediyor. Sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süre devam ediyor. Ama umut her zaman ülkemiz için en iyisini diliyoruz. Sevdiklerimiz için, dostlarımız için, buradaki bu büyük Beansport ailesi için. Ve sonuç itibariyle yeni bir başlangıç diyelim. Her başlangıç bir şeylerin değişmesidir olumlu anlamda. Güzel günler bizimle olsun. Hep... İyi düşünelim, olumlu düşünelim ki herkes de bu durumda düşünsün. Evet, bazı şeyler çok iyi gitmiyor ama sonuç itibariyle takım olarak kalalım ya, ekip halinde kalalım. Yeni yıla öyle girelim. Hakan, senin 2021'in nasıl geçti? Koç hem 2021'i anlattı ama 2021 çok iyi geçmediği için doğrudan orayı geçip hemen 2022'ye olumlu mesajlarla geçmek istedi. Senin 2021'in nasıl geçti? Yoğun geçti, çok çalışarak geçti, umut ederek geçti. Yine yeni umutlarla yeni bir seneye giriyoruz. Ama 2021 hakikaten zorlu geçti diyebiliriz. Hem pandemi anlamında hem maddi olarak içinde bulunduğumuz süreçle alakalı olarak. Ama umutlar ölmez. O yüzden 2022 inşallah en güzel sene olur. Geçtiğimiz birkaç seneyi kötü günlerini atlattığımız, daha umutla ileriye bakabildiğimiz, daha çok üretebildiğimiz, daha çok çalıştığımız, daha birlik içine kalabildiğimiz bir sene olur. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım yeni yıl bizlere neleri getirecek. Tabii ki bu yıl özel bir yıl olacak. Euroleague açısından, basketbol açısından da belki de hani bu kadar yüksek bütçeleri, bu kadar yüksek bütçeli oyuncuları izlediğimiz son yıl olabilir Turkish Airlines Euroleague'de. O yüzden biz umut mesajları veriyoruz İsmail. Ama bu hayır ama bu dur bir 5 dakika kendimizi iyi hissedelim. Yo, yine iyi hissetmek koç. Yani biz sürekli fark yerken de tribüne 500 kişi gelirken de Euroleague konuşuyorduk. 20 bin kişi geldiğinde de Euroleague kupaları aldığında da konuştuk. Yani yüksek bütçeli oyuncular gelmediği zaman yine Euroleague konuşmaya devam edeceğiz. Eğer başarıyı kriter koymuş olsaydık hayatımızda zaten çok daha farklı bir yerde olurduk. Yani Euroleague bizim için başarıyla bağlantılı bir durum değil ki, ilişkili bir durum değil ki. Evet, Türk takımları başarılı olunca daha mutlu oluyoruz, daha coşkulu oluyoruz. Ama Türk takımları başarılı olmayınca da bu bizim hayatımızın bir parçası. Yani o yüzden keyifle ama yaşadığımız toplumun spora bakış açısı değişmesi şartıyla, evet haklısın. Yani bizim pencereden doğru da hani Türkiye'deki spora bakış açısından yani hep o istikrarın olması gerekiyor. Ama ben bizim izleyicilerimizin de basketbolu ve Euroligi sevdikleri için burada olduklarına eminim. O kitlerin orada de son yıllarda çok geliştiğini düşünüyorum. Hem Anadolu Efes'in hem Fenerbahçe Beko'nun yatırımlarıyla, getirdiği başarılarla o kültürün daha oluştuğunu, daha farklı bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. O yüzden biz o kültürün içinde yaşamaya devam edeceğiz. Yeni gelen oyuncuların gelişimlerini takip edeceğiz. Belki maç kazanmakla, kaybetmekle ilgilenmeyeceğiz ama oyunu takip edeceğiz. Stratejiyi takip belki edeceğiz. Belki fırsatlar gelişini oluşturacak. Yani efendim? Krizler genelde fırsatlar oluşturur bazı sektörler, bazı kişiler için. Evet. Eğer dediğin gibi olursa, bütçeler düşerse belki Türk oyuncuları için de bir fırsat
ortamı oluşabilir. Bak, belki bizim ne düşündüğümüzden çok oyuncuların ne düşündüğü önemli. Önemli olan nokta oyuncular olaya nasıl bakıyor. Çünkü buraya kendilerine ait hissettikleri zaman o belki bütçelerdeki esnemelerde kendilerinin de bir fedakarlık yapıp bir işin içinde hani bizimle beraber olmaları mutlu eder tabii ki. Ama şöyle bir şeyi de unutmamak lazım. Hala daha sezonun yarısı var. Hala daha bu yüksek bütçelerle, iddialı takımlarla bir yarım sezon daha geçireceğiz. O yüzden en azından Haziran ayına kadar bunun böyle son damlasına kadar sıkalım. Bu keyfin son damlasına kadar bu keyfi alalım. Sonra yeni beklentilerle yeni bir yıla geçmiş olacağız. O yüzden 2022 özel bir yıl olacak bizim için. Peki paydaşlarımız neler söylüyor? Hemen basketboldan yeni yıl mesajlarını alalım. Happy New Year everybody. Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar. Happy New Year to all of you. I wish you health and to 2022 be much better for you than this one. Hi everybody, it's Nando. I just wish you a happy new year. You know, a lot of good things for 2022. And take care of yourself, BLC. Okay, happy New Year, everyone. I wish you happy and healthy 2022. I wish that your all wishes come true. And you're gonna support Efes more and more. And mutlu yıllar. Hello, this is Achille Polonara. I wanna wish you a happy New Year, full of wins for Fenerbahce. İstenalar. Happy New Year, everybody. Hope you have a healthy 2022. Mutlu yıllar. Hello everybody, this is Marco Guduric and I just want to wish you all happy, healthy new year, all the best and stay healthy, peace. Mutlu yıllar. Happy new year everybody, let's start really healthy and successful like last year into the next year. Let's do it and mutlu yıllar. Mutlu yıllar. I just want to say İla Sarılar, two words. E is good, Senelar. I just want to say E Sarılar. Much love to y'all, man. Happy holidays, happy new years, all that good stuff, man. You know what it is. Much love to y'all. Happy new years, best wishes, much health to everybody. Mutlu yıllar, guys. Mutlu yıllar. What is it, German? No, happy, frohes neues Jahr. Guten Rutsch, bleibt gesund und bleibt wie ihr seid. Ihr seid wundervoll. All that. En iyi kimin Türkçesi? En iyi kimin Türkçesi? Pierre Henry'nin değil. Bu sarılar hani... Datome. Sarı. Datome'nin iyiydi ama bunların içinde en iyisi. Bence Gudur hiç fena söylemedi. Mutlu yıllar. Aslında noktalı olmayınca biraz daha kolay gibi. Ama Larkin saymıyoruz artık. Larkin bizden zaten. Onun Türk pasaportu da var. O yüzden Larkin de iyiydi. Hepsi samimiydi. Güzel olan taraf evet, o yani. Hepsi çok ve sıcak gerçek. Ve evet. Ama herkes bir sağlığı direkt böyle ilk sıraya taşımış durumda. Biz de tüm ekibimizle beraber hem burada stüdyodaki hem rejideki hem yukarıdaki Bein Sports Basketbol ekibi olarak sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu ailenizle beraber güzel geçen bir yıl diliyoruz. Ve bu güzel dileklerimizle mutlu ve pozitif bir şekilde programımıza başlıyoruz. Önce Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftada oynanabilen maçlara bir bakalım. Sonrasında puan tablosuna bakacağız. Çünkü işler biraz karıştı. 9 maçın 5'i ertelendi. Hatta birisi maç başlamadan birkaç saat önce ertelendi. Fenerbahçe-Beko Real Madrid maçı. Real Madrid'de artan Covid vakası sayılarının... sebebiyle ertelendi ama sonrasında Fenerbahçe Beko'da da iki oyuncu da çıkmıştı. Olympiakos CSKA Moskova maçı Olympiakos'taki vaka sayılarının artmasıyla ertelendi. Olimpia Milano Alba Berlin zaten ilk ertelenen maçtı. Milano'daki vakaların artmasından dolayı ertelenmişti. Azvel Bayern Münih keza aynı şekilde Azvel maçı ile oldu. Yani çok ilginç tabii ki bu işin sonu hani her yerde, her şekilde şu anda vaka sayıları pandeminin başından bu yana en üst seviyede ama Real Madrid Milano oynadı. Real Madrid'deydi. Sonra Milano'ya geçti. Sonra Milano Azvel oynadı. Azvel'e geçti. Yani böyle bir birbirine karşı takımların oynaması sonrası bulaş durumunun artması söz konusu. Panathinaikos Žalgiris Kaunas'ta en son Panathinaikos'ta 3 yeni vaka daha çıkınca o da ertelenmiş oldu. Yani 4 maç oynandı. Monaco Maccabi Tel Aviv maçı 82-76 bitti ki çarşamba gününün tek maçıydı o.
Perşembe günü Unix Kazan Anadolu Efes'i 75-67 yendi. Zenit deplasmanda Kızıl Yıldız'ı uzatmada inanılmaz bir performansla, yani olağanüstü bir oyun Billy Barron'dan. Onunla yenmeyi başardı. Eski takımını biraz üzdü Billy Barron. 80-76 Zenit kazandı. Baskonya'da Barcelona'nın belalısı bu sezon hem ligde hem de Euroleague'de. Barcelona'yı ikinci kez yeniyorlar. Gerçekten çok ilginç bir maç. Baskonya 94-75 yüksek tempoyla kazanmayı başardı. Bu maçları da konuşacağız. Tabii ki puan tablosuna bakacağız. 15 galibiyetli Barcelona bir maç fazlasıyla zirvede. 17 maçta 14 galibiyetli Real Madrid ikinci. 17'de 12 galibiyetli Olympiakos üçüncü. 18 maçlı takımlardan 12 galibiyetli Zenit 4, 11 galibiyetli Kazan 5. sırada. Olimpia Milano 16 maçta 10 galibiyeti var. Onların 2 ertelenen maçı var. CSKA Moskova 17'de 10, Efes 18'de 9 ile playoff'u ucundan tutuyor. Sonrasında ne oluyor? Asvel 17'de 8. 7 galibiyetli takımlardan Fenerbahçe, Beko ve Bayern Münih 17 maç oynadı. Maccabi, Kızıl Yıldız, Monaco ve Bitchi Baskonya'da 18'er maç oynadı. 6 galibiyette Alba'nın 17, Panathinaikos'un da yine 17 maçta 4 galibiyeti var. Žalgiris'te 16 maçta 3 galibiyet elde edebildi sadece. Peki tablolara bakıyoruz ama başka bir tablo daha var aslında. Euroleague'de mevcut Covid tablosuna bakalım. Ne durumdayız? Real Madrid'de 10 oyuncu 1 takım üyesi, yani takım üyesi dediğimiz teknik ekip ya da sağlık ekibinden ya da fizyoterapi tarafı, işte kondisyonerler olabilir. Real Madrid 10 oyuncu 1 takım üyesi. Olimpia Milano 8 oyuncu 3 takım üyesi. Asvel 4 oyuncu 4 takım üyesi. Olympiakos 8 oyuncu 2 takım üyesi. Panathinaikos 7 oyuncu 3 takım üyesi. Fenerbahçe Beko 2 oyuncu 1 takım üyesi. Barcelona 3 oyuncu ve Baskonya'da 1 takım üyesi şeklinde. Ne diyorsun koç bu tabloya? Yani biz de şirketin kapısına bir çizelge yapsak, bizde de her gün artan vakalar var. Yani evet. Kim var kim yok. Yani genel anlamda sadece bu EuroLeague'e ait değil. Yani NBA'de hani 10 günlük kontratlar olmasa. Geçen Hakan gitti bir 10 gün oynadı geldi diye aradı. Komik de şey ya, yani 40 yaşında dönen oyuncu var. Joe Johnson. Bu arkadaş iyi oynadı diyen takım arkadaşı var. Kim bu diye, yani takım otobüsüne binip sen nereden geldin diyen, birbirine bakan şey var. Yani değişik bir duruma geldi. J.R. Smith en son açıklama yapmış. Beyler ben de oynayabilirim hani. halı sahaya adam çağırıyor gibi oldu şu anda. Yani şimdi NBA'de hani kendisini yenileyen veya devamını sağlayan bir alternatif var. Ama Euroleague'de tabii böyle bir şey yok. Hakemler de koç. Yani sadece oyuncular üzerinden konuşmayalım. 70 hakemin, şu anda NBA'de toplam 70 hakem var. Onun 25'i COVID pozitif. G League'den hakem alıyorlar. Yani NBA habitatı bir şekilde yaşamayı... B planları var ama evet. Euroleague şimdi oyuncu almaya kalksan... Zaten Amerika'daki oyuncu da gelmiyor ki, ben diyor G League'de kalayım diyor. Nasıl en kötü diyor 10 günlük bir kontrat alırım diyor. Yani şimdi bu dönemde niye oraya gideyim diyor. Yani işler de hani baktığın zaman öyle, hani EuroLeague'in ayakta kalmasını destekleyen yan faktörlerin olmadığını da hatırlatalım. Kulüpler için de koç, diğer taraftan bakınca kulüpler için de yabancı sınırları, ülkelerde yabancı sınırları önemli. Yani ya hem o önemli, bir de sakatlıklar var şimdi. Sakatlıklar doğrusuna. Hayır, kısa süreli oyuncu alamıyorsun yani. Şimdi Türkiye'de bir tane yeni oyuncu lisans çıkarmak 250 bin lira ekstradan para vermek zorunda yani kulüpler. Şimdi bütçelerin bu kadar sıkıntılı olduğu durumda, tam 250 bin lira belki çok büyük bir para gibi değil bu bütçeler için bahsettiğimiz, ama kısa süreli bile olsa oyuncuya ilaveten oyuncunun bütçesine ekleniyor bu paralar. Yani çok kolay işler değil. Yani tek sevindiğimiz nokta var hani... Sağlık açısından hani böyle çok uç noktalara gitmeden bu vakaların kendisini tekrar hayatın içine dahil edebilmesi. Tek sevindiğimiz nokta o. Ama evet, yani bu, yoğun bakım ve ölüm oranının çok daha düşük olması. Bu da aşıyla ilgili. Evet. Ama biz yine de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Çünkü domino etkisi gerçekten bütün dünyada, belki de mevsimsel olarak da bu durum var. Çok çabuk etkisini gösteriyor. Burada yani hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için
aşırı hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Burada sağduyuya davet ediyoruz herkesi. Euroleague sezonu için bu kadar vakanın bir anda olması olumlu mu acaba? Bir taraftan da öyle düşünüyorum. Hani şimdiden vakalar olsun çıksın ki sonra ileride bir daha karşılaşmayalım diye ya bir düşünce de var. En büyük temenni ya. Olmasın ya, yani. Tabii ki en büyük temenni olmaması. Abi bizim Türkiye'deki maçlarda da artık iptaller başladı. Evet. Onu da unutmamak gerekiyor yani. Ligde de basketbol Süper Ligi'nde de başladı. Hakan, sen ne diyorsun bu tablo için? Abi iptal olmayan lig yok bu arada. Yani şu anda sadece basketbol içerisinde değil, hayatın her yerinde biraz ipte yürüyor gibiyiz. Her an karşılaşabileceğimiz bir durum var. O yüzden evet, aşı ciddi bir koruyucu etken. Yani geçirmesini de çok hafifletiyor. Etrafımızda görüyoruz, duyuyoruz, tecrübe ediyoruz. Ama onun yanında da hayatın o durma noktasına getiren bir durum var. O yüzden hem etrafımızdakileri korumak adına hem kendimiz için mümkün olduğunca önlem alarak devam etmemiz lazım. Şimdi oyuncu anlamında da yani belki bu süreçte işte takımların hemen hemen hepsinin oyuncuların virüste temas edip ondan sonra daha sağlıklı bir şekilde sahaya dönmesi konuşulabilir. Ama dönen oyuncu da yani 10 gün evde kalıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sakatlık sonrası dönüş gibi olmuyor. Nereden baksan 3 haftalık bir adaptasyon süreci oluyor. O yüzden yani bu hafta çıkan tabii vakalar fiziki olarak da onların dönüşleri. Bu hafta çıkan vakalar önümüzdeki 3 haftaya tesir edecek takımlar adına. O da tabii önemli bir konu. Onu idare etmek, onu organize etmek çok ciddi bir süreç. Takımlara da burada yöneticilere, teknik ekibe çok ciddi bir iş düşüyor. Evet. Yani bulaşı, aşının bulaşı tamamen engellemediğini artık görmüş olduk zaten bir kez daha. Ama aşının da çok yardımcı olduğunu, bunu daha hafif atlatmanızı sağladığını bunu da görmüş olduk. Ama bazı takımlarda yani, aşı olmayan oyuncular da yok mu? Var, çok var. Yani şimdi mesela o da diğer arkadaşlarına belki de hani o pozitif durumu yansıtma olabilir yani. Evet, yani aşı olmayı tercih etmeyen oyuncular var Euroleague'de. Onların da tabii etkisi bu var. NBA'de de var yani. NBA'de de var, çok fazla var. Yani LeBron James bile koç olmadı son ana kadar biliyorsun yani o bile hep bekledi ve o temkinli yaklaşıyor yani. O onların yaklaşımı biraz daha farklı. Yani Djokovic de olmadı mesela teniste. Ama tabii ki bilimin arkasından gitmek önemli. Bilimin ya tabii gitmek önemli. O kadar yani, kusursuz bir makine, bağışıklık sistemi mükemmel olan bir makinenin onu tercih etmesi daha yani farklı bir durum olabilir. Yani izolasyonu çok daha farklı olabilir. Yani LeBron'un sağladığı izolasyon olan durumunu ki o da aşı oldu sonunda onu da söyleyeyim. Yani bilinmezlik çok fazla. Kyrie Irving olmuyor mesela hala. Tamam, evet. Ama bilinmezlik çok fazla. Bir de hani bu sosyal medyada şimdi profesörün biri çıkıp A başka diyor, şey öbür profesör çıkıyor B diyor. Arkadan bir tane daha çıkıyor C diyor o da. Şimdi hangisine inanacağın kısmında ciddi anlamda bir sorgudan geçiyorsun. Yani şimdi sürü psikolojisi var ama bir de hani ben hayır kardeşim burada kendi inançlarım doğrultusunda yaşayacağım diyen var. Yani onu dengelemek çok çok zor. İşte bu da zorluk getiriyor. Ne olursa olsun maske, mesafe ve temizlik temel 3 kural olduğu için biz bunları üzerinden yine devam edelim. Ve aşınızı da olun tabii ki lütfen. Orada hani o mesajı da mutlaka vermek isterim. Aşınızı olun lütfen. Bilimin peşinden gitmek en güzeli, en doğrusu diyelim. Ve Bin Euroleague'de günün menüsüne geçelim. Turkish Airlines Euroleague'de 18. hafta maçları oynandı. Koronavirüsün derinden hissedildiği haftada 5 müsabaka ertelendi. Anadolu Efes'in eksiklerle gittiği Unix Kazan deplasmanında 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Formda rakibine üstünlük kuramayan lacivert beyazlıların genel değerlendirmesi birazdan Bein Euroleague'de. Sakatlıkların üstüne koronavirüs vakalarının da yaşandığı Fenerbahçe Beko'da son durum ve geride kalan haftaların analizi az sonra. Oynanan tüm müsabakalardan değerlendirmeler, analizler ve istatistiklerle Bein Euroleague başlıyor. Bein Euroleague'e önce oynanan maçla başlayacağız. Anadolu Efes deplasmanda Unix Kazan'a kaybetti. Hemen maçın istatistikleri ekrana gelsin lütfen. Anadolu Efes deplasmanda Unix Kazan'a 75-67 kaybetti.
8 top çalma Unix Kazan'dan ki bunların 5'i John Brown'dan geldi. Sadece 8 top kaybetti Unix Kazan. Bu onlar için önemli. 17 asist, 8 top kaybı ve 8 top çalma herhalde maçla ilgili en büyük istatistikti. Onun haricinde Efes için bu sezonki 3 sayı isabet oranları belirleyici oluyor. 17-0'la başlayan bir maç vardı. Buna rağmen geri döndü Efes. Oyunun içine girdi ama dış şutla bunu destekleyemeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 75-67 maçın skoru. Tabii ki o bilgiyi de vermemiz lazım. Maç öncesinde sakatlanan Vasilije Micić ayak bileğini burkuyor, oynayamıyor. Omzundan sakatlanan, boynundan sakatlanan Krunoslav Simon yok. Hadi bunların yokluğunda belki hani bir şey olur mu, bir ihtimal olur mu? Burak'ın Tuncer diye düşünüyoruz. O da yok. Yani Efes için aslında çok fazla top yönlendiricinin olmadığı, o ana plandaki ana oyuncuların olmadığı bir maçtı. İstatistikler ekrandaydı. Nereden başlamak istersin koç? Verimlilik puanından 82-79 öndeyiz. Yani buradan sevgili Can'a sevgilerimi iletiyorum yeniden. Yani istatistikler bir yerden sonra gerçekten... desteklenmediği takdirde işleri orada tıkanabiliyor. Yani resmi tam görmek açısından baktığımız zaman oradaki en değerli istatistik Can'ın verdiği top kayıpları. Yani orada 14 top kaybı. Anadolu Efes'in kimliğinden uzak bir top kaybı. Ve 8'i top çalmadan yarısından fazlası elden verip. Evet, John Brown'da 5 top kaybıyla kendi top çalma rekorunu kırdı. Tabii burada hani Anadolu Efes için maç kazanma formülü tek. Yani topa yön veren oyuncuların işin içinde olması. Bunun dışındaki bir plan senelerdir beraber oynayan bir takım için üretilmesi çok zor bir durum. Zaten bir yere kadar üretildi. Oyuncuların bireysel inisiyatiflerini kullanma kısmına geldiği zaman da hani orada farkı yaratabilecek oyuncu kim dersen Elijah Bright olabilirdi. O da çok çok bir foul problemine girdi. Çok iyi şeyler yapmaya çalıştı. Bir yerden sonra o da tıkandı. Tek topa yön veren oyuncuyla oynadığımız dakika sayısı fazla olunca da rakibin daha kısa beşlerle agresif oynadığı durumlarda o iç dış dengesinin dışında oyunu kontrol etme kısımlarında da her şey Larkin'in yorulmasına, Boban'ın top ritmine, şut kullanma ritmine çok bizi kısıtlı ve dar alanda bıraktı. Yani sonuç itibariyle ancak rakibin alternatif olarak bir oyuncu bulmamasıyla bir çözüm üretebilirdik. Onlar Spisu'yu buldular. Maçı kazandıran oyuncu bence oydu. Yani dış şutları Spisu'nun maçta çok etkileyici. Yani şöyle söyleyeyim. Kazan takımı Anadolu Efes'i kendi alışkanlıklarına bir kopyalayarak yaptığı modellemeyle yendi. Hakan, özellikle John Brown, Jarrell Brantley gibi çok atlet, enerjisi yüksek oyunculara karşı hücum etmekte çok zorlandığımızı gördük ve Larkin çoğunlukla tek başına kalmış oldu. İkinci top yönlendiricinin eksikliğini Efes bu maçta ne kadar hissetti? Çok fazla hissetti. Yani İhsan abim bıraktığı yerden hani bir kere tam Elijah Bryant'ın maçıydı bu. Çünkü Simon'un ve Vasilije'miz için olmadığı bir günde orada toplu olarak yaratıcı oyuncu olarak tek isim kaldı. Elijah Bryant aslında fena da başlamadı ama ondan sonra maçın genelini iyi oynayamadığı bir maç oldu. Öyle olunca adam değişme savunmasına tek tabanca kaldık. Sadece Shane Larkin'in oynadığı, oynamaya çalıştığı işlerle çözüm bulmaya çalıştı ki Anadolu Efes'in bu sene ilk aksiyondan sonuca ulaşmaya çalıştığı bütün yani full roster bütün takımla olduğu maçlarda bile çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. İkinci, üçüncü atak noktasını yaratması gerekiyor. O zaman çünkü farkını ortaya koyabiliyor. Çünkü çok ciddi bir zenginliği var yaratıcı oyuncu olarak. Takımlar genelde ilk aksiyona önlem alırken çünkü o 2-2'ye indirmeye çalışırlar. Ama top döndükten sonra ondan o oyunu oynamayı bilen çok fazla oyuncusu vardı. Orayı oynayamadı Anadolu Efes. Diğer taraftan 6-3'lük isabeti bu sene Anadolu Efes hep 3'lük isabetini arıyor. Yani ilk yarıda bir tane iki tane 3'lük isabetiyle geçtiği maçlar var. Oyunun açılması için 3'lük isabetini Anadolu Efes bu sene bulması gerekiyor. Bu Micić sahadayken de aynıydı. İşte Simon sahadayken de aynıydı. O gelmeyince o zaman çok daha durağanlaşıyor oyun. İhsan abi de bahsetti. Unix Kazan işte rakibi %33'lük yüzdesinin altında tutuyor. 9.5 top çalma ortalamasıyla oynuyordu. Onlar kendi gibi oynayarak Anadolu Efes'e karşı kazandı. Anadolu Efes'in kendi gibi oynama lüksü yoktu bugün. Çünkü çok ciddi iki tane saha içi yönlendiricisi lideri sahada değildi. Diğer taraftan yani işin bardağın dolu tarafından bakarsak işte Dunson'un çok iyi bir performansı vardı. Bunun yanına yine
Anadolu Efes bir bireysel özgürlük takımı. Yani orada bireysel yeteneğini sahada yansıtabileceği ortamı Ergin Ataman bütün oyunculara adil bir şekilde dağıtan bir koç. Bir oyuncuyu daha oraya katabilseydi böyle olmazdı. Yani bence burada yine Anadolu Efes galibiyette gelirdi ama ikinci yönlendirici oyuncu işte Muharman'ın, Tibor'un oynamadığı maçta yine uzun rotasyonda bu Dunstan ve Singleton'da bir seviye. Ama ikinci kısayı oraya koyamadı. Koç aslında boş şutlarda bulmadık değil. Yani bazı üçlükler Efes için bazı üçlük atışlarda boş şut bulduk. Çünkü Kazan aslında enerjiyi çok fazla harcayan ve savunmada yarı sahada da çok koşan bir takım. Dolayısıyla hani bir iki pas yaptığında o boşları da bulduk ama sokamadık. Şimdi sen hani istatistiklerin hep istisnai taraflarına bakıyorsun genelde ama 6 üçlük ve aşağısında da maç kazanmak Euroleague'de kolay değil. %34'lere iniyor. Yani bu istatistik 6 veya 6, daha az üçlük atarak kazanabilmek Euroleague'de çok zor. Ne yapabilirdi Efes? Nasıl kazanabilir? Yani burada tabii yani bu 6 üçlükle kazanabilir miydi maçı? Bence kazanabilirdi. Öyle mi? %100. Ne yapabilirdi? Şunu bir kere öncelikle tabii maça 17-0 başlamayacaksın. Yani 9-0'da molayı almışsın. Üstüne bir 8 sayı daha yiyip 17-0. Yani bu çok ciddi bir diferans. Bir de dar bir rotasyonla oynadığını düşünürsen, yani Larkin'den savunma yapmasını bekliyorsun, asist yapmasını bekliyorsun. Adam 9 rebound almış. Bir de sayı atmasını bekliyorsun. Zaten ikinci yarı pili bitti. Yani bitti. Yani yürüyecek hali kalmadı o. Bir de Kazan'da da yani atlet oyuncular şimdi. Herkes atlet. Kısalar uzunlar. Yani. Şimdi ama Kazan'ın savunma stratejisine baktığın zaman diyor ki adam kısalar top kullanmasın veya kullanacaksa zaten maçın başında devamlı foul yaptılar. Sert evet. Fouller yaptılar. Kısalar top kullanmasın. Uzunların üstünden organizasyon yapsın. Zaten geri dönüş hikayemizde de Muharman ve Dunstan'la bu şekilde başladı 17-0'dan sonra. Bu arada Muharman'ın da sakatlandığını maç içinde hatırlatalım. Aynen. O da Efes için olumsuzdu. Aynen öyle ama burada hani ne yapardın? Çünkü kaybettiğimiz toplardan sonra rakibin enerjiyle bulduğu sayılar var. Asıl maçın dengesini bozan nokta oydu. Momentum geçiyor değil evet, mi ondan? Evet. Şimdi onların iştahını arttırıyor. Çünkü John Brown'un oyun içinde önemli olabilmesi için oyunun düzen dışına çıkması lazım. Yani rakibi hataya sürükleyip kendisini daha iyi hissedeceği. Yanlış bir eşleşme yakaladığı zaman John Brown'u kullanma şansım var. Ama rakip takımın maç kazanma formülde 3 tane oyuncu ön plana çıkıyordu. Cannon, Lorenzo Brown, Hezonja. Hezonja foul problemine girdi. Maçın sonunda Lorenzo Brown yok. Perasovic ondan vazgeçti. Evet. Spuzu tepeden şutları atıyor diye. Cannon da ikinci yarı, ilk yarı 4'te 0'la oynadı. İki tane üçüncü çeyrekte üçlük buldu, bir de son çeyrekte. Yani baktığın zaman onların da ana omurgasını biz belli bir seviyede tutmuşuz. Yani rakip takımı da biz öyle hani oyunu... Ama normalde biz... çok koşamadılar zaten koç. Çoğunlukla çaldıkları top sonrasında buldular o hızlı hücumları. Şimdi Kazan'ı tarif edince Kazan'a karşı ne yapman gerekiyor? Bir durdurman lazım önce Kazan'ı. Yani koşmalarını engellemen lazım. Şimdi biz aslında genel olarak Kazan'ın koşmasını, oyun akışı içinde Kazan'ın koşmasını engelledik. Ama o top kayıpları Kazan'ın yani o ritmi oradan bulmasını sağladı. Zaten öyle oldu. Bak. Ya bir şekilde koşmayı başardılar ama o oyunun akışı içinde olmadı, top kayıplarıyla oldu. Ya psikolojik olarak maçta öne geçmeyi başaramadık. Yani 17-0 onlar için hep bir nefes alma fırsatı oldu. Ve diğer yandan hani bu tip maçlarda hep ekstra oyuncuyu ararız biz. Ama Anadolu Efes'te o ekstra oyuncu düzen o kadar kalıplaşmış, kökleşmiş ki o ekstra oyuncuyu bulmak çok kolay değil. Yani James Anderson çıkıp iyi. Şimdi forvetlerde aslında yani Anderson tek Hakan Deri gibi Elijah Bright olabilirdi. O da 2-3 tane çok basit top kaybı yaptı. Geçiş oyunlarındaki tercihleri bir tane hücum faulü var mesela. Yani geçen maçta bir tane yapmıştı Kızılyıldız evet. maçında da. Yani o da iyi niyetli. Bir şeyler yapmak istiyor ama oyun onu desteklemiyor. Şimdi hep şunu kovalaman lazım. Topu yere 4 taneden fazla vurarak oynayabilecek kaç oyuncu vardı bu maçta Anadolu Efes'te? 1. Larkin. Belki Boboa. Buçuk. Buçuk. Elijah Bright. Bak dördüncüsü yok. Elijah Bright'a tam mı diyeceğiz, buçuk mu diyeceğiz? Yani o da ikinci yönlendirici bence. Bu maç içinde hani... ana olurdu. Ana olurdu. 2,5 diyelim. Tamam. Şimdi burada çözüm ne olabilirdi? Ama koç Boboa'ya da top verince bu sefer Boboa'nın esas yaptığı işten vazgeçmiş bak, oluyorsun. Bak Boboa normal şartlarda 2-3 tane topu doğru vurarak pozisyonu yaratan bir oyuncu. Ama rakip takımın aldığı önlemleri düşündüğün zaman burada Anadolu Efes'in kadrosunda
o bitirici noktadaki uzunun işin içine dahil edilmesi gerekiyor. Ama Anadolu Efes'te öyle bir uzun yok. Yani Veseli tarzında veya John Brown tarzında böyle oyunun akışını değiştirebilecek bireysel inisiyatifi alıp tamam ben buradayım kısaları rahatlatacağım diyecek bir oyuncu yok kadro yapısında. E diğer yandan Plyce'den vazgeçmek zorunda kaldı. Yani Plyce normal şartlarda o kadar uzun ama çembere yakın top alamadı ki. Hep fiziksel temasları aldı yıprandı ve o atışları seçemedi. Daha uzak bitirmek zorunda kaldı. Geçen maç 5'te 5 üçlük atan Plyce'a biz bu maçta pozisyon yaratamadık. Bu maçın hikayesinde Plyce'in yerinin olmamasına kaynaklanıyor. Ama bir misliç olsaydı bu maçın hikayesi 15 sayı Anadolu Efes olurdu. Hakan, forvet katkısı üzerinde konuşuyoruz. Burada James Anderson'ın ben dün iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Katılır mısın? Katılırım. Bir de hocanın Boboa hakkında söylediği noktayı sen nasıl açarsın? Yani Boboa'nın görevi, görev tanımı nedir? Ekrana da geliyor işte Efes'in forvet katkısı. Evet, yani James Anderson 2 haftadır zaten ritimde gözüküyor. Yani geçen maçta ilk çeyrekte 9 sayıyla çıkmıştı. Ondan sonra çok skora veya oyuna katkı yapamadı ama iyi bir ritimde şu anda. Rodri Pop, şimdi bu takımda uzun süre geçiren oyuncuların hepsinin rol tanımı çok net. O yüzden onları rol tanımlarının dışında sahada tutmak alışkanlıklarından ayrılması oluyor oyuncunun. Bu çok konforlu bir şey değil. Yani iki taraftan bakarsın. Eğer oyuncunun aklında bir soru işareti varsa, oyuna ne zaman gireceğini bilmiyorsa, hangi rolde gireceğini bilmiyorsa o zaman istikrar alamazsın bu oyuncudan ama günlük performans alırsın. Ama eğer oyuncu da çok netse, 4 senedir aynı şeyi yaparak o takımda rolünü büyüttüyse o zaman bu tip maçlarda da farklı bir şekilde fazlasını alabileceğin anlar çok olmuyor. Bir de şöyle bir durum var. Anadolu Efes bu maça 17-0 başladı. Bu maç kafa kafaya başlasaydı, yani orada ciddi bir diferans olmasaydı o zaman belki daha az rotasyonla bu maçı oynaması daha kolay olabilirdi Anadolu Efes. Çünkü hep her zaman öyledir. Maçı getiren oyuncuyla bitiren oyuncu da farklılıklar olmalı. Yani olmak zorunda diyorsun. Olmak zorunda. Yani atıyorum Ertan Gazi girdi. Bugün 15 sayı atmış olsa veya 10 sayı atmış olsa Anadolu Efes maçı kazanmış olurdu. Yani biz maçı getirdikten sonra orada ekstra bir katkıyı bulamadık. O da zaten personel olarak eksik olmamızdan kaynaklı. Yani öyle bir lüksümüz yoktu bugün. Ama o ekstra katkıyı bulabilseydik işte Elijah Bryant olur, yani kim olursa olsun o zaman işler çok daha kolaylaşırdı. Maç içerisinde vazgeçmek zorunda olduğumuz oyuncular da oldu. İşte Tibor gibi. Yani Tibor son haftalarda Muayerman'dan otomatikman vazgeçtik sakatlığı yüzünden. Evet, yani Tibor'un şöyle bir durumu var Anadolu Efes için. Anadolu Efes yani son haftalarda bütün gaplerini saklıyor Anadolu Efes. Yani 5 tane üçlük isabeti buluyor. Çok kötü oynadığı ilk 2 çeyrekte Anadolu Efes maçta kalıyor. Belki öyle bir performans gelmese Tibor'dan o zaman geçen hafta biz bambaşka bir şey konuşacaktık Kızılyıldız maçında. Ama Tibor öyle bir oynadı ki ilk yarı. Maçı kazanmayı bildi. Büyük takım olarak Anadolu Efes maçı kazanmayı bildi dedik ikinci yarı performansıyla. Bugün onun olmaması, bu maçta onun sahada 6 dakika yer bulması Anadolu Efes'te o zaman o eksik noktaları da biraz daha fazla gün yüzüne çıkardı. Koç, Dunstan 2 maçtır çok iyi oynuyor. Yani Kızılyıldız maçının ikinci yarısı özellikle savunmasıyla oyunu döndüren isimdi. Bu maçta da hücum katkısı da iyiydi. 15 sayı, 8 rebound, 3 blok Bryant Dunstan'dan. Ama sen az önce konuşurken hala bu iç dış dengesi, hücum katkısı bunlardan bahsettin hala. Yani Dunstan atıyor olmuyor mu? Olmuyor ya. Yani Dunstan seni hayatta tutar. Ve şöyle söyleyeyim. Senin sistemini doğru uygulayabilmek için sana alanlar yaratır. Çünkü her takımın hikayesi farklı. Şimdi Barcelona'ya baktığınız zaman orada Mirotic'in bir şekilde 20 üstü sayı atabilecek durumda olması gerekiyor. Takım sistem oynasa bile. Şimdi Real Madrid'e baktığınız zaman Tavares'in mutlaka orada hücum savunmada belli bir çizgide oynaması gerekiyor maç kazanmak için. İşte CSK'ya dönüyorsun, baktığın zaman orada Bill Clyburn'un mutlaka işin içinde olması lazım. Bir de iyi yüzdeyle olması gerekiyor. Şimdi bunlar alt alta yazdığınız zaman her takımın doğruları var. Yani Dunstan evet çok iyi oynadı. Dakikası çok fazlaydı bence. Yani yapacak bir şey yok çünkü. 33 dakika oynadı. Petrushev'den çok çabuk vazgeçti Ergin Ataman. 2'de 0 foul atınca. Yani belki o da bir düşünülebilirdi. Ama diğer yandan takımın doğruları içinde yani Larkin maçın sonunda maçı kapatması gereken oyuncu. Ama fiziksel olarak yıpranarak geldi.
Yani o uzunlardan orta mesafe veya dış şut gelmeyince Larkin'in de işi zorlaşıyor diyorsun. Yani şimdi Larkin maça nasıl başlıyor? Plyce çağırıyor. İki perde kullanıyor. Ondan sonra herkesi işin içine dahil ediyor. Önce Plyce varsa Plyce yani. Orada düzeni belli Larkin'in. Diyor ki herkes işin içine. Niye? Çünkü maçın sonunda diri kalabilmesi için veya oyununu geliştirebilmesi için birilerinin yanında olması lazım. Şimdi o şekilde hareket ediyor. Miss için farkı o bireysel performansını test ederek maçın içine dahil oluyor. Biri takımı geliştirerek bireysel performansını devreye sokuyor. Bu aslında çok önemli bir denge. Evet. Ve bunun yanında da bu iki oyuncunun olaya bakış açısından Boba ve Simon'un da oyunun içinde kendi bireysel yeteneklerini dahil ettikleri durumu düşünürsen yine Boba, Misic gibi bireysel performansıyla işin içine dahil oluyor. Simon yine skorunu önce takım oyunu deyip ondan sonra ekleyerek yani çok aslında lüks bir durum var. Ama bir parça eksik olduğu an o senin lüks dediğin noktada çok sıradan bir hale gelebiliyor. Ve maçı 40 dakika oynama fırsatını da elinden kaçırmış oluyorsun. O çok önemli. Yani 40 dakika oynamak Hakan da az önce vurguladı. Sen de söyledin koç. Yani Efes'in bu kadar dar rotasyonlu gününde 17-0 geriye düşmek. Yani o 17-0 kaç dakikada oldu? Yani bir 34-35 dakikayı, kalan 34-35 dakikayı iki uzatmalı maç oynamış gibi yani 45-50 dakika gibi oynamak zorunda kaldı Efes aslında. Yani o ilk 5-6 dakika Efes için maçın geri kalanını çok ağırlaştırdı. Belki de hani dar rotasyonda en olmasını istemeyeceğin şey yani dönüp dolaşıp hani belki izleyicilerimiz şunu diyordur ya 17-0 diyorsunuz. İhsan Hoca da dedi, Hakan da dedi ama yani Efes skorun içine geldi. Bunun yani niye hala bunu konuşuyorsunuz diye sorabilirler ama işte o gelene kadar harcanan benzin değil mi son bölümde? Bu arada mesela ben yani takım adım bireysel olarak önde 17-0 5, maça başlamak istemem. 5-45'te ilk sayı Efes. Sen kazan tarafından. Kazan tarafından. Eğer onda Efes full takım orada olmuş olsaydı çünkü genelde maç hazırlığından tamamen ayrışıyorsun 17-0, 15-0, 20-0 başladığında. Hem gardın düşüyor, hem maçı kazandık psikolojisine bürünüyorsun, hem de maç planından uzaklaşıyorsun. Yani atıyorum ikili oyunlarda çok sert show up çalışıyorsan 20-0 başladığında uzun oyuncu ona çıkmıyor mesela. Hemen otomatik olarak ondan farklı bir basketbolla sahada oluyorsun. O yüzden aslında 17-0 başlamak biraz tehlikeli bir durum. Efes bu maç tam kadro olsaydı bu maçı net bir şekilde kazanırdı orada ama... yani yine tekrar ediyor olacağız. Maçı getiren oyuncuyla kapatan oyuncu arasında fark başka olması lazım. Koç sen 17-0'ın maça nasıl etki ettiğini düşünüyorsun? Net bir şekilde ya. Yani iyi kötü, olumlu olumsuz. Ne olarak? Yani genel olarak 17-0'ın oyunun gidişatı. Yani 17-0 olmasaydı bu maç böyle mi oynanırdı? Olmazdı tabii ama yine maçın sonunda zorlanacağımız bölümler olurdu. Yani, öyle mi? Yani çünkü takımın hani yıldız oyuncusu Larkin bu maçta. Yani onun şey yapması. Son çeyrek performansına bakıyorsun Larkin'in. 9 reboundla son çeyreğe girdi. 10. reboundını alamadı. Son çeyrek 2 sayısı var. 3. çeyrek 5 rebound bu arada evet. Larkin. 2 sayısı var. 1 asist yaptı. 2'de 0 üçlük, 2 top kaybı. Şimdi takımın son top kaybı da elden doğrudan. Ya o bitti orada. Yorgunluktan bitti. Yani şimdi Larkin'in yerine kendini koyduğun zaman adam takım için her şeyi yapmış. Ama o oyunun akışı, doğal akışında bu sefer bir uyumsuzluk var. Ya Larkin'in SWOT analizini yaptığımızda zayıf tarafa ekonomi yapamaması, enerjide ekonomi yapamaması mı diyeceğiz? Bir ara Lorenzo Brown tutarken gölge savunması yaptı. Ondan 3 metre. Normalde topa baskı yapar. Ona mesafeyi verdi. Yani biraz da Lorenzo Brown'un şutunun çok net olmamasının da etkisi var. Ama sonuç itibariyle... Saklayamıyor kendisini değil mi? Bilmiyor. Yok. Yani. Onları hiç bilmiyor ama dediğim gibi yani ben yayın sırasında da söyledim. Larkin'in oyun içinde kalarak dinlenebileceği bir alan olması lazım. Ne olacak? Yanındaki oyuncular aktif olarak topla yönlen. Yani Misic olduğu zaman o aktif dinlenmeyi yapıyor. Orada kenara geçiyor, duruyor. Ama bu maçta öyle bir durum da olmadı. Zenit maçı, Zenit Kızıl Yıldız maçını izliyoruz. Zenit Kızıl Yıldız maçında da burada sürekli indim bir anda. Yine sandalyemiz aşağı düştü. Zenit maçında şöyle bir durum ortaya çıktı. Billy Bayer'ın tek topla yön verici ve aynı zamanda skoru atabilecek tek oyuncu kısalar içinde. Sürekli Ponitka, Kulagin hep başka oyuncularla getirip
onu aslında o baskıdan çıkardı Xavi Pascual. Çok sıra dışı bir Billy Barron'ı kullandı. Sıra dışı ama Lloyd da sonunda çok iki tane kritik basketi var. Zaman zaman Lloyd da getirdi bu arada. Ya burada ya acaba yani işte hani Erten'in falan oradaki katkısının aradık yani Elijah Bryant. Ya bak dün iki tane sıra dışı performans vardı bunun yanında. Biri Wilbekin'in performansı Monaco karşısında evet. Maçı kaybettiler. Evet. Kızılyıldız da Nate Walters 25 sayı atmış. Maçı normalde kaybettim. Şampanya patlatırsın. Ya Nate Walters'tan 25 sayı. Ama maçı kaybettiler. Yani bir oyuncuyla EuroLeague'de maç kazanma formülü artık devre dışı. Yani öyle bir şey yok. Pozisyonu kazanabilirsin. Atar maçı kazandırır. O ayrı bir şey. Ama yan parçalar desteklemeden EuroLeague'de ben bu maçı işte iki oyuncu işte Larkin bu maçı bitirir diyemezsin bak. Hiçbir maçı diyemezsin. Böyle bir lüksün yok yani. 40 dağıtsa 50 dağıtsa diyemezsin. Yani. İhtimal bile yok. Bak geldiğimiz nokta bugün bu. Çünkü herkes inanılmaz savunma yapıyor. Bu çok ilginç. O zaman savunma ve hücum verimlilikleriyle alakalı istatistiklerimiz var. Efes bölümünde hücum verimliliğine bakmak istiyoruz. Yani sezonun yarısı tamamlandı. Yılı kapattık. EuroLeague'de en iyi hücum eden takımların listesine bakalım. Pozisyon başına en çok sayı üreten takımlar Turkish Airlines EuroLeague'de. Anadolu Efes EuroLeague'in en verimli hücum eden takımı. 18 maç sonunda Efes pozisyon başına 1.023 sayı üretiyor. Barcelona 2, Olympiakos'la beraber orayı paylaşıyorlar. Real Madrid 4. Unix Kazan 5. sırada. Fenerbahçe Beko ise 9. sırada yer alıyor. Pozisyon başına 0.964 sayı. Yani bir sayının biraz altında Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes Turkish Airlines'ın hücum verimliliği en yüksek takımı. Şimdi yüksek yüzdeyle şut atmak, yüksek hücum verimliliği önemli. Ama biz hücum verimliliğinden çok Efes'te herhalde hücum çeşitliliğini arıyoruz biraz değil mi koç? Yani o olay tamamen ona endeksi. Yani bu istatistiğe bütün koçlar bakıyor ki rakip takımların bütün koçları ne diyor? EuroLeague'in en iyi hücum eden takımını yendik. Evet. En iyi hücum performansı. Bunu herkes kabul ediyor. Sadece bir istatistikle desteklenmesi gerekiyormuş. Desteklenmiş. Ama baktığın zaman 9 mağlubiyet. O da doğru. Onun başka sebepleri var. Onu da diğer tarafta konuşacağız. Hakan sen Efes'in yani bu kadar bizim Efes'i olumsuz konuştuğumuz, eleştiri yaptığımız bir sezonda hala daha hücum verimliliğinde zirvede olmasını nasıl anlatırsın? Şimdi takımlar vardır, sistem takımı. Onların sistemine karşı bir antikor oluşturmaya çalışırsın. Yani onunla, o oyuncular arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışırsın. Takımlar vardır, oyuncuların yıldızlaştığı. Anadolu Efes bunlardan biri. Bu oyuncuları sahada efektif değil, yüzdesini düşürmeye çalışırsın. Çünkü Shane Larkin, Vasa gibi oyuncular zaten sahada 10-15 top arası atıyorlar istemesen de. Onların yüzdesini aşağıya çekmeye çalışırsın. Anadolu Efes bu takımlardan biri. Bunun yanında Anadolu Efes yan parçaları da çok iyi geçtiğimiz 4 sezonda oluşturdu. Yani baktığında her oyuncunun ne yapacağı, neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı çok net bir şekilde. Fakat Anadolu Efes'in bu sene sadece bir tane eksik noktası var benim gördüğüm. O da Vasile Misic'in istikrarlı bir oyunu. Vasile Misic eğer bu sene istikrarlı oynasaydı, Shane Larkin kötü bir sezon başlangıcından tamamen bağımsız olarak konuşuyorum. Yani onu da bertaraf edebilirdik. O zaman Anadolu Efes şu anda muhtemelen ilk 4'ün içindeydi veya 5'inciydi. Bu olmadığı için zaten şu anda Anadolu Efes playoff potasının içinde şu anda. Çünkü bir takımda en önemli şey bir oyuncunun neyi yapıp neyi yapamadığını bilmesi. Rodrick Pabon'un bu maç mesela çok iyi performans vermemesinin sebebi de o. Çünkü yanına baktığında alışkın olduğu oyuncular yok. Yani bu sezonu oynadığı oyuncular başka oyuncular. Bu sezonu daha fazla vakit geçirdiği oyuncular Tibor Plyce, Adrian Moerman, Simon, Vasile Misic. Ama mesela bu maçta döndüğünde Singleton vardı, Dunston vardı, Elijah Bryant vardı. O yüzden zaten zor bir maç oldu Rodrick Pabon için. O yüzden çok fazla üretemedi. Anadolu Efes bunu çok iyi başarmış bir takım. Yani takım halinde neyi yaptıklarını, neyi yapamadıklarını artık çok net bir şekilde biliyor. Bunu başaran da tabii ki Koç Ergin Ataman. Yani oyuncuya o süreçte
özgürlüğü verip deneme yanılma yapmasını sağlıyor. Ve sonucunda da kafasında soru işareti olmadan sahada oynayan oyuncular oluyor. Peki geçen sene bu dönemler 18 hafta bittiğinde Efes'in kaç galibiyette olduğunu hatırlıyor musunuz? Hemen hemen bu galibiyettedir ya. Yine sıkıntı vardı. 9-9 yine aynı. Evet. Ama yani şimdi 9 mağlubiyet diyorsun ya, aslında geçen sene de 9 mağlubiyet. Ama geçen sene bu sene arasında çok fark var. Bu sene daha ısıran takım sayısı var. Yani çok fazla. Bu sene Euroleague'in oynanışı değişti. Evet, yani savunmalar tekrardan çok öne çıktı. Buna %100 katılırım. Yani geçen sezon düşündüğün zaman bir de Anadolu Efes için sonuç önemliydi. Yani orada gidilecek veya ne derler, takıma bir havuç vermene gerek yok. Takım zaten onunla beraber ilk çeyrekte bir sürü maçı kapatıp biz son 3 çeyrek laylavın maçı anlatıyorduk. Ama şöyle şeyler vardı. Sene başında Covid ve sakatlıklar Efes'i çok vurmuştu. Bak, geçen sene. Ya bu senenin 9 mağlubiyetinin mazeretiyle geçen seninkinin mazereti farklı. Peki seneye kupayı kaldırmışsın geçen sezon. Bu sezona başlıyorsun. Normalde hani level 1'den 2'den başla değil mi? Direkt level 10'dan başlıyorsun. Real Madrid CSKA ile başlıyorsun sezona şimdi. Hadi gel buradan. İyi mi kötü mü ama? Şey, böyle bakmak lazım. Süper Mario oyunları var diye. Abi, şimdi, abi bak, ben kötü görmüyorum onu ya. Nasıl kötü değil ya? Rakip takım ne diyor? Ben şampiyonu yenmeliyim diyor. Yani biz de şampiyon olabilirdik mesajı vermek için büyük bir fırsat. Oyuncuyu motive etmen çok daha kolay. Ben Monaco deplasmanıyla başlasaydı bence daha zor olurdu diye diyorum. Veya atıyorum gibi, ne bileyim, Zenit'te içeride başlasaydı daha zor. Yani orada düşün. İlk çünkü motivasyon açısından zor abi. Şampiyon olmuşsun. 2 senelik bir şampiyonluk bu. 3 senedir onun için uğraşıyorsun. O sezonun ilk maçı. Mesela evde Alba Berlin'le oynuyorsun mesela. Ölüm o maçı oynamak. Bence daha kolay. Bilmiyorum abi. Peki şöyle düşün. Maçtan önce Real Madrid hava atışı yapılmadan önce Anadolu Efes soyunma odasındasın. Oyuncularına ne dersin? Şampiyonu karşı kazanacaksın. Hayır. Efes'tekilere ne dersin? Bir şampiyon gibi oyna dersin. Evet. En kötü ihtimal değil mi? Hocam daha Ekim ayındayız. Gözünü seveyim diyecek. Anladın mı? Hocam diyecek. Biz 3 senedir diyor zaten bunun hayalini. Dur bir yani. Tamam, kupa bak hala burada sıcak. Ellerimin arasında hissediyorum. Abi, orada Real Madrid ne diyecek? Biz geçen sene şampiyon olabilirdik. Son topta Simon'la kaybettik diyecek. Onun tesadüf olmadığını bugün göstermeliyiz dediği zaman niye çıkarlar maça yani? Şey, Arog'daki Carlos gibi herkes değil mi? Öyle çıkar yani. 6 aydır top görmemiş ben oradan. Ben yine kendimi tekrar açayım. Anadolu Efes'te şu anda şampiyon takımlı oyuncular olarak herkesin bireysel hedeflere ihtiyacı vardı. Bu bireysel hedefleri ortaya koyan şu anda bir adım önde sezon anlamında. İşte Moerman onlardan biri. Tibor Pleiss onlardan biri. Shane Larkin bence onlardan biri. Peki, MVP ilk istiyor. İlk Real Madrid maçını kimle oynadık biliyor musun? Shane Larkin'de. Başka? Yok. Evet. Niye Larkin? Çünkü geçen sene bireysel hedefi olan oyuncu Larkin. Çünkü geçen sene baktığın zaman beklentilerin altında kalan bir tek finale oynayan tek bir oyuncu vardı. Evet. O da Larkin. O zaman şuna gelelim. Biz ya yani oyuncu hep konuşuruz. Psikolojisi çok önemli. Oyuncu psikolojisi çok önemli. Çok. Şampiyonun psikolojisi de çok önemli çok. Değil mi? Yani şampiyonluk sonrası kazanabilmek çok, çok önemli. Çok zor. Bununla ilgili bir röportaj var. Didem Gürsel çok güzel bir röportaj yaptı bu arada. Didem'i de ayrıca tebrik ediyoruz. Eğer hala izlemediyseniz beIN Sports'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Nikola Kalinic'le konuştu Didem Gürsel. Gerçekten bu sezonun en iyi röportajlarından birisiydi bence. Orada Kalinic'le bunu konuşuyor Didem. Hemen bakalım Kalinic neler söylüyor. It consumes a lot of your energy, a lot of your motivation. It's not easy after all of those seasons to stay both mentally and especially physically. I mean, after every year, somebody is trying to, you know, take you from the top. So it you need more and more energy to stay on the same level. I mean, same as Efes this year. They've won it. Now they are target for everybody. Everybody wants to be them. You're champion, so you need to protect it. So everybody are going to be even more motivated and focused against you. So that's what happened to us, and a lot of injuries. And every year it was, we were for a year older also. I mean, it's not the same if you are, I don't know, 23 or 28 or 26 or 31. So all of that took, but I think, like I told you in the beginning, I think it was great years, a great run. And even that last year, in the moment when the season stopped, we were seventh. You were picking it up. Yeah, we were going up and we were seventh. And it was 4 more rounds until end. We were playing against also Panathinaikos and somebody. I think that we could go even until 4th or 5th place. Yes. And that's
I mean, great season for us and one more time. So that year also I think we will make some noise in the playoffs, but okay. Katılıyor musun Koç? Ben zaten aynı görüşteyim. Yani kaçarı yok. Yani bunu aynısını Golden State'in başına Steve Kerr de söyledi yani. Yani belli bir level'a geldiğin zaman, üst seviyeye geldiğin zaman herkes seni oradan aşağıya çekmek istiyor. Yani bu kaçarı olmayan bir şey. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. Golden State dediğin için istersen sözünü bitir, ben orada. Yok yok, hayır, sadece hani zirveye çıkmak gerçekten çok çok emek istiyor. Ama orada kalmak daha da zor bir şey. O yüzden yani hem bireysel performans gösteren oyunculara hem takım halinde bu başarıyı devamını getiren takımlara ayrı bir saygı duymak gerekiyor. Gerçekten çok yıpratıcı. O three-peat'in ne kadar zor olduğunu bu arada önce Golden State ile alakalı iki hikaye anlatayım o zaman. Birisi Bob Myers anlatıyor bunu. En zorlu iş diyor. Bütün sezon yani bir Everest'e tırmanmak bir dağcı için, işte bir takım için de Everest, işte NBA şampiyonluğunu kazanmak. Bir dağcı için de diyor en zor iş Everest'e tırmanmaktır ya. Oraya tırmanıyorsun. Oraya zirveye çıkmanın keyfini alıyorsun. Zirveye çıktığın anda keyiften çok bir rahatlama hissediyorsun zaten. Yani mutluluktan çok bir rahatlık hissiyatı oluyor. Ama bütün o yaşadığın zorlukları hiçbir zaman unutmuyorsun. Ertesi sezon sıfır noktasından başlıyorsun ya tekrar. Bu sefer o zorlukları bilerek gidiyorsun. Yani o nelerle karşılaşacağını bilerek gittiğin için o daha da bazen gözünde büyüyebiliyor demişti Bob Myers. Bir de Steve Kerr. Golden State Warriors Çin'e gidiyor. Çin'de denk geliyorlar. Roger Federer'le konuşuyorlar. Federer'e Steve Kerr şunu soruyor. Ya Roger diyor, ya sen sürekli kazanıyorsun, sürekli kazanıyorsun, hep şampiyon oluyorsun ama hala şampiyon olmaya devam ediyorsun. Yani bu açlığı koruyabilmen, bu psikolojik olarak bu işin içinde bu kadar kalabilmen, bu kadar uzun süre bu kadar rekabetçi kalabilmen nasıl oluyor? Bunu nasıl başarabiliyorsun diyor. Yani çünkü kazandıktan sonra o rahatlıktan yani rahatlığın sana zarar vermesi çok mümkün. Federer şunu söylüyor. Benim aklımda hep şu var. Benim beynimin içinde sürekli bu oyuna neden başladığım var. Ben tenisi çok sevdiğim için tenise başladım. Kazanmayı sevdiğim için değil. O yüzden ben her gün tenis oynayarak geçirdiğim için, antrenman ya da maç, tenis oynayarak geçirdiğim için kendimi mutlu hissediyorum ve bunun için şükrediyorum. Benim için öncelikli olan o. Hiçbir zaman neden başladığını unutmamak lazım diyor. Ve şunu söylüyor. İnsanlar belki de benim işte günde 24 saatimin tenisle geçtiğini düşünüyor. Hayır diyor, tam tersi. Başarılı olabilmek için diyor. Hayatta işte aile, iş, işte kendine ayıracağın zaman, okuyacağın kitaplar, sinemalar, tenis haricinde çok şey yaparak aslında ben bu noktada kalmayı başarabiliyorum diyor. Çünkü sürekli onu düşünerek, sürekli onunla yaşayarak, sürekli onun içinde kalarak kendimi çok daha bloke ediyorum. Bir mental blokaj oluyor diyor. Sonrasında bunları yapmayarak daha rahatlıyorum ve tenisi daha çok özlüyorum diyor. Yani bu iki hikaye benim için çok önemlidir. Sürekli başarıda sürekliliği sağlayabilmek adına. Bilmiyorum, sen ne dersin Koç? Yani ya farklı bir şey yapabiliyor olmak da kıymetli herhalde. Ya şimdi yani mesela yani Hakan'ın mesela sen en üst takımda da oynadın. En aşağıdaki takımda da oynadın. Şimdi en üst takımda oynadığın psikolojiyle en aşağıda oynadığın takım arasında da mental olarak kendini hazırlama veya olaylara bakış açısı, performansına yansıyan durumlar olmuyor mu? Yani o yüzden senin maksimumda oynadığın ve orada kalabileceğin kendini tanıma, haddini bilme, sınırlarını doğru çizme. Ama bunlar olurken de bir tenisteki gibi tek başına değilsin ki. Etrafında da bir yaşam takım alanı var. Sana eşlik eden bir insan grubu var. Büyük takımda üstüne bir de taraftar kitlesi var yani. Şimdi küçük takımda oynadığın zaman onu çok fazla hissetmezsin. Bir küçük bir yerdeyse. Artık sosyal medyada var bu arada. Yani bir yolda karşılaşırsın. Hakan yani dünkü maç nasıldı filan diye hani yakından takip ediyorsa olabilir. Ama öbür türlü daha geniş kitlelerde şimdi bu kadar dışa açılıp kendini doğru ifade edebilmen için takımın başarısının içinde veya takımın içindeki rolünün nasıl anlamlı hale geleceğini doğru bilmen lazım. Yani Roger Federer dünya bir numarasıysa dünya bir numarası gibi oynamak zorunda. Ya bu arada bireysel sporla takım spor arasında çok ciddi farklar var. Roger, bireysel bir spor yapıyorsan ben yüzdüm de bir 6 sene.
Başarısızsan başarısızsın. Kaçabileceğin bir yer yok. Yani yine antrenmana gelmen lazım. Yine kendini muhakeme sürecini geçirmen lazım. Ama Anadolu Efes ve işte arka arkaya şampiyonluk yaşamış takımlarda ben bunu görüyorum yani. Shane Larkin'de de görüyorum, Vasa'da da görüyorum. Biz Vasa'yı çok geliştiriyoruz. Ama sürekli kendiyle bir muhakeme içinde. Yani sürekli bir şeyle kendine, derdi var değil mi? Evet, kendiyle sürekli bir alıp veriyor yani. Bunu yapabilen takımlar zaten şampiyonluk sonrası tekrar toparlama sürecine girebilir. Çünkü takım sporlarında çok rahat sorumluluğunu atabilirsin. Yani paylaşabilirsin, üstünden sorumluluğu da atabilirsin. Yani kaybettiğin maçta sen ne yaşadın? Ertesi gün soyunma odasına gelmek istemezsin. Yani, bazı günler diyorsun. Yani kötü oynadığın bir maç sonrası soyunma odasına gelmek istemezsin. Yani o kadar ayakların geri geri gider ki. Çünkü orada başarısızlığı da paylaşıyorsun sen. Ama onu paylaşabiliyorsan zaten o kadar takımsın. İyi günü herkes paylaşmıyor. Yani iyi anını herkes paylaşmayı ister. Sen eğer kötü anını paylaşabiliyorsan o zaman kötü durumdan çıkma şansın oluyor. Yani Efes öyle veya böyle geçen sezonda pandemiydi, oydu, buydu, işte sezonun bu durumunda yine 9-9'du. Yine aynı noktada. Bence yine buradan çıkabilecek mentaliteye sahip bir takım. O yüzden de dediğin gibi programın başında o limonun suyunu sonuna kadar sıkalım. Yani Anadolu Efes'i bu sene sonuna kadar destekleyelim. Çünkü hakikaten kaçıncı senesi Anadolu Efes Spor Kulübü'nün? 76'da kuruldu. İki tane var akılda kalan. 35 yılında evet, 36. Ve geçen seneki EuroLeague şampiyonluğu. O yüzden bunlar... 36 mı 46 mı? 75 mi 46? 46 doğru. 46. Ben 84'lüyüm, 37 yaşındayım yani şimdi. Şimdi düşününce bir anda evet 45. yıldı. 46. 46 senede iki tane... Vay be. Ama yıllarda. Bir hani Kalinic'in röportajına geri döndüğümüz zaman... Hani 23 ile 28 yaş, 26 ile 31 yaş gibi iki fark. Tane. Şimdi dansına da sorduğun zaman. Hey. Dansın 36, o da 86'lı. Tabii ben 4 sene önce uçardım. Yine yapıyor yine. Ama hani o zamanki ısırmasıyla şimdiki arasında hani fark olabilir bu. Bütün oyuncular için geçerli. Yani bu takımın 4. senesi ve yani ister istemez bir yıpranma da var yani, bunu da atlamamak gerekiyor. Şu an ben de yıprandım. 76 doğumluların 46 yaşına girdiği bir yıla girdiğimizi hatırladığımda biraz ben de yıprandım ya. Nasıl ya? Evet, yıllar geçmiş, fark etmedik bile. Sen yıllarına yaşı kat, boş ver, bir şey olmaz. O çok ilginç. İşte sizin de aynı jenerasyonuz hemen arkanda, 2 yaş var aramızda. Bizde işte kaçlısın diye sorulduğunda 4'lüyüm, 5'liyim dendiğinde bizde işte 84'lü, 85'li kodlamaları var. Hep bu kodlamalar üzerinden. Şimdi çocuklar 90 doğumlular. 2004 baba nerede? 4'lüyüm deyince kaç 4'lü kardeşim diye, 94 işte 2004 onlar başladı. Siz 40'lar kulübüne geliyorsunuz değil mi? Evet, geliyoruz. Az kaldı. Dunstan'da biz de beraber geliyor oraya doğru bu arada. Ya. Endişe edecek bir durum var mı Efes'le ilgili? Bence yok. Sadece... Şöyle bir şey, bir yerde takım halinde form grafiğinde yukarı çekmeleri gerekiyor. Yani burayı son duruma biraz daha fiziksel ve mental olarak hazır girebilirlerse, yani bir ay içinde bir ritim yakalarlarsa, çünkü playoff'u kovalayan takım sayısı da fazla. Yani şu anda evet. 6 tane 7 galibiyetli takım var. Yani orada her türlü senaryo bence olabilir. Bence bu 8 değişmez. Ama senin söylediklerinden belki Unix kazan ileride düşebilir'i biraz çıkardım gibi. Ya bilmiyorum. İstatistikler candan soruluyor da 2 tane Rus takımının katıldığı bir... 3. Var mı 3 Rus takım? Şu an 3. Hayır. Final 4'a katıldığı bir senaryo var mı? Yok artık canım, o kadar da değil. Nasıl ya? Zenit'le kazan 4-5 olursa, CSKA'da yukarıdan bir takımı playoff'a girip elerse 2 tane oluyor. O kadar da olmaz. O kadar da olmaz. 2 İspanyol gördük, 2 Yunan gördük, 2 Türk gördük. Bir de 2 Rus mu göreceğiz? 2 Rus da gördük İsmail, ya bu arada. 2016'da gördük. Evet, 2 Rus takım var. 2016. Lokomotiv Kuban. Fenerbahçe'nin ilk Final Four'u hatırla. Evet, bak olabilir yine. Hayır, şuna gelmiyor. Bartokas'ın Kuban'ı Final Four'a kalmıştı. CSKA. Fenerbahçe, Baskonya. Kaç senedir basketbolun içindesin İsmail? Vallahi bu spor gazeteciliğinde 20. sezonum. Sen kaç defa bana mesaj atıp abi böyle şey olur mu dedin? Çok. Ben de sana olabilir İsmail diye. Kaç defa 2016'da döndüm? Olmuş bu arada. 2016'nın üstünden bile 6 yıl geçmiş yani, bak şimdi. Bak
O yüzden yani basketbolda, tamam mı? O oraya gitmiş, bu buraya gitmiş. O orada antrenör, bu burada oyuncu. Bunlar olan şeyler. Olan şeyler. Şaşırmaman gerekiyor. Bak her şey olabilir. Basketbolun böyle bir iç dinamikleri var. Peki o zaman şöyle bir fikstüre bakalım. Anadolu Efes'in Ocak ayı fikstürüne bakalım. Sonrasında artık Fenerbahçe Beko bölümüne de geçeceğiz. Bayern Münih, sonrasında Baskonya Barcelona, İspanya deplasmanları. Ardından Panathinaikos içeride ve Zenit deplasmanı. Anadolu Efes'in Ocak fikstürü bu şekilde. Bin Euroleague Fenerbahçe Beko ile devam ediyor. 8 saniye kaldı. Alpha Diallo değiştirdi. Boyalı alanda çıktı. Diallo dışarıya. Will Summers. 3 saniye. 2 saniye. Mike James. 1 saniye kaldı. Yüzünü çembere döndü. Mike James. Bunu yapsa yapsa Mike James yapardı sahadan. Bu şutu da sağ omuzundan atmak zor yalnız. Ya İsmail boş versene sen ya. Ya Mike James'in olduğu ya kendi gidiyor ya koç gidiyor ya. Başka bir senaryo. Biri gidiyor ama. Yani filmin sonunda bakıyorsun ya bu kahraman ya bu kahraman olmayacak diyorsun yani. Değişen bir senaryo yok ki. Doğru. Yani. Ama Obradovic'le coştu. Coştu. Evet. Obradovic. 13 kaç 11 asist ortalaması var koç Saşa Obradovic geldikten sonra. Geçen sene de CSK'da destan yazıyordu hatırlıyorsun. Seyretmesi ne kadar keyifli oyuncu diyorduk. Sonuç? Bilmiyorum ben sonucu bilmiyorum. Yani CSK'dan oranın tarihine geçti. Yani bu kadar az maç var. Allah affetsin ama yani Monaco Maccabi maçı gerçekten dünyanın sonunda basketbol hani İzlemek zorunda olursak ancak izleyeceğimiz bir maç gibi. Hayır. Çok kötü maçtı yani. Tamam, yani James... Her şeyi konuşuyoruz hani bunu da gerçekçi konuşuyoruz. Çok kötü maç. Tamam Mike James anladık da hani Wilbeck'in kaçıncı kaybettirdiği maç yani. Hani. Evet değil mi? Ve koç da hani bunların hep kontrol etmesini bilen, oyuncunun hatasını minimize etmeyi bilen bir koç. Ama senaryo hiç değişmiyor. Hakan. Zor abi. Şimdi... Şu şutu ne diyorsun önce? Mike James'in şutuna. Daha manyak şutlarını gördük. Şimdi köşeye böyle full sürat gidip oradan dönüp üçlük attıklarını falan gördün mü? Koçu olsa ne yaparsın? Mike James'in. Olmamaya çalışırım. Çünkü sonuçta muhtemelen ben giderim yani. Niye? Ya da asistan olurum. İkna edemez misin? Asistan olursan bir sonraki seneyi de garantilersin. Çünkü head coach'u yollayacak. Oradan bir böyle Mike James'e dışarıda iyi vakit geçirirsen. Ve var bunlar abi. Değil mi? Var. Akıl oyunları gerekiyor değil mi? Muhakkak. Ya bir de gidiyor yani biliyor orada o driblingi kesmek zorunda kalacağını. Geliyor iki kişi üzerine kesiyor bir de sağ omuzu üzerinden dönerek atıyor. Ya yani. Bir şekilde hani yani Wilbeck'in de bu tarz mı? O da her üç kişi geliyor üstünden kaldırıp atıyor. Yani Euro Cup şampiyonluğunu getirirken David Blatt'a aynısını yapmıyor muydu? Sıra dışı bir sürü. Mike James de aynısı. Geldiğin nokta... Peki kritik soru şu. Mike James'in takım arkadaşı olmak mı daha zor, koçu olmak mı? Yani cevabı abi, belli koçu olmak ya. Takım şimdi çünkü takım arkadaşıyla sürekli o enerjiyi atarsın, onunla sohbet edersin, onunla işte şey yaparsın falan. Koçsun. Yalnız başınasın yani. Çok zor ya. Evet. Bak çok zor. Yani özel hayatına yansır. Wade Baldwin de muhtemelen zorlu bir karakter. Geçen hangi maç? Ya Efes ya Fenerbahçe maçı. İnanılmaz oynuyor yalnız. İnanılmaz oynuyor. Düştü. Çok kötü düştü. Bir kişi kaldırmaya geldi. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı mıydı? Ama Trinkieri ile Mike James'i bir arada görmek isterim mesela. Nasıl bir hikaye çıkar orada? Trinkieri ve Wade Baldwin'i gördük. Hayır. Şeyle Mike James'i görmek lazım. Maç sonu röportajlarında böyle üstü kapalı felsefi yaklaşımları var ya onun. Mike James'e ne mesajlar verir orada? Mike James'in bilmiyorum bir Perasovic sezonu değil mi? Baskonya'da Final Four'a Perasovic ile kalmıştı değil mi? Doğru hatırlıyorsam. O işte Baskonya takımı Darius Adams, Mike James. Orada Perasovic ile kalmıştı. Bir tek Perasovic ya. Perasovic sonra bir de geldi bak Hezonya'dan da verim alıyor. Ama Baskonya'nın o tarz bir basketbolu var. Henry de orada başka boyutta oynuyordu. Playoff'a kalamadılar koç. Tamam doğru ama oyun kurucu yaklaşına baktığın zaman hani deli dolu. Tamam Mike James'in Final Four'a kaldığı sene var. O ilk zamanlarıydı belki de o yüzden daha gözü açılmamıştı belki ondan alakalı. İstatistikler üstünden gidersek evet başarılı. Sene genelde zaten yes sir no sir oluyor. Ondan sonra diyorsun. Ondan sonra.
Peki Fenerbahçe'ye de geçelim. Fenerbahçe'nin ilk yarı istatistiklerine bakalım. Turkish Airlines Euroleague'de bu haftayı maç oynamadan geçti Fenerbahçe Beko. Pozisyon sayılarına göre tabii ki atılan ve yenilen sayılar ortada. 32 rebound, 18.4 asist, 13.8 top kaybı, 8.6 top çalma. %58 ile ikilik, %33 ile üçlük ve %74 ile faul attı Fenerbahçe Beko. Son iki sezonla aslında biraz kıyasladığımızda biraz daha farklı bir yapı ortaya çıktığını daha net görebiliriz. Daha az sayı atıp daha az sayı yiyor Fenerbahçe Beko geçen yıla oranla. Daha çok rebound alıyor. Asist aynı, top kaybı hemen hemen aynı. Çok büyük bir farklılık yok. Daha çok top çalıyor. İki sayılık yüzdesi hemen hemen aynı. Üç sayıda çok ciddi bir düşüş var. %40'dan 33'e neredeyse. Serbest atışlarda bir düşüş var. Verimlilikte bir artış var. Koç, nereden başlamak lazım? Fenerbahçe Beko'nun ilk yarısını nasıl değerlendirirsin? Vallahi yine Can'a sevgilerimizi ileteceğiz. Bu arada Can'dan kuymak tarifini almamız gerekiyor. Yani. Nereye geldi şimdi? Yani konu nasıl buraya geldi bilmiyorum ama. Çok iyi biliyor. Masterchef'e bağlarız abi. Aha. Kuymak çok güzel şeydir bu arada. Karadeniz'e özel. Aklımdaydı, söyleyeceğim dedim programda. Söylüyorum o yüzden. Bu istatistiği, şimdi Fenerbahçe Beko için iki tane nokta var. Bir, sezon başında antrenör değişikliği oldu. Kokoşkov'un gitmesiyle beraber. Bir masanın üstündeki kağıdı buruşturduk. Attık. Çöpe attık. Şimdi 2022'ye giriyoruz. Şanssız iki tane sakatlık. Veseli ve De Colo. Bu sefer yine kağıdı buruşturuyoruz. Yine çöpe atıyoruz. Yeni bir düzenlemeye gitmek gerekiyor. Yani bu istatistikler... Bu dakika itibariyle hani bundan sonra... Sadece geçmişi anlatır, geleceğe yönelik bir projeksiyon yaptırmaz. Olmayacak çünkü iki tane temel oyuncu. Yani vazgeçemeyeceğin, sistemini kurduğun iki tane yıldız oyuncu olmadan yeni bir başlangıç daha yapman lazım. Antrenör değişikliği, yıldız oyuncuların olmaması ve bunun yükünü nasıl taşıyacağı kısmında yeni bir düzenlemeye gitmek. Çok kolay mı? Çok kolay değil. Hakan, peki Nando yok, Veseli yok. Şimdi bir süre yok bu oyuncular. Onlar yokken Pierre Henry mi olacak Fenerbahçe Beko'nun yeni lideri? Yeni lideri. Yani hep beraber bir liderlik çıkarmaları lazım. Orada liderlik rolünü paylaşması gerekiyor. Takımın odak noktası sence kim olacak peki? Takımın odak noktası yani Pierre Henry olmak durumunda. Çünkü oyun kurucu, topa yönlendiren oyuncu olarak zaten çok da fazla opsiyonu yok. Yani şöyle söyleyebiliriz, Veseli ve Nando'nun olmadığı bir Fenerbahçe'de topla en fazla vakit geçiren oyuncu lider olacak. Evet. Çünkü daha fazla kararları o veriyor olacak. Bu iki oyuncudan yani Nando ve Veseli'nin bir tanesinin bile olmamasını Fenerbahçe takım olarak çok kompanse edemeyecek diye konuşurken ikisinin birden sakatlanması hakikaten çok üzücü. Çünkü Fenerbahçe sezon başından beri inandığı, yani eleştirdik birçoğu zaman ama inandığı bir doğru var. Ve o doğruda iniş çıkış yaşasa da gelişerek devam etti. O doğrudan ayrılmadan devam etti. Bu gelişim sürecinde en çok bireysel olarak gelişim gösteren oyunculardan biri de işte Pierre Henry'ydi. Onun yanına yan parçaları koyduğu anlar oldu. Dört tane üste kaybetti, üstüne dağılmadı. Ciddi bir reaksiyon gösterdi. Yani ciddi badireler atlatarak bir sezonun ilk bölümünü atlattı ama... bu sakatlık hakikaten farklı bir durum oluşturacak. Çünkü sezon başında belki Fenerbahçe'de Nando ve Veseli'nin Fenerbahçe kötü oynarken sahada olması diğer oyuncular üstünde bir gerginlik, bir baskı oluşturur gibi hissediyordum ben. Ama gelinen noktada mesela onlarla çok ciddi bir sinerji oluşturmuştu Fenerbahçe. Şimdi bu iki oyuncunun takımdan bir süre uzak kalması... orada yeniden kartlar dağıtılacak. Fenerbahçe tamamen kaybedecek bir şey olmayan bir takım gibi artık maçlara yaklaşacak. Şöyle bakabiliriz, yine Dol tarafından bakarsak. Obradovic takıma çok geç katıldığı için önce yaptığı şey hep savunmayı oturtmak oldu. O savunmadan yine Fenerbahçe güç alması gerekiyor. Hücumda da yeni yıldızlar üretecek. Yani bu bir maç şeyimiz olur. Bir maç Polonara olur. Bir maç ne bileyim Devin Booker olur. Yani birileri olması gerekiyor ama... İşin başlangıcı yine savunmadan başlayacak. Bir sezonluk bir serüven değil Fenerbahçe için. Çünkü Obradovic gittikten sonra koç değişti. Ondan sonra bir daha değişti.
Şimdi bunu bir süreç olarak görürse Fenerbahçe, o zaman buradan mental olarak daha kuvvetli çıkabilir. Çünkü bu sezondan cebine bir şeyler koyarak önümüzdeki sezonları taşıyor olması lazım Fenerbahçe'nin. Bu anlamda da yine dolu tarafından bakarsak bir ufak şey olacak. Yani bir deneme olacak bu. Veselsiz ve Nandosuz Fenerbahçe. Bakalım neler yapabilecek diye. Koç, Pierre-Henry Hakan'ın da vurguladığı gibi evet bir odak noktası olacak ama bu biraz kolektif bir çaba gerektiren bir durum. Fenerbahçe'nin çıkması gereken bir durum ama Pierre-Henry de savunmadan da bahsetsek takımın lideri olmak zorunda. Çünkü savunmayı başlatan kişi, onun topa baskısı aslında Pierre-Henry'nin kendisi. Az önce istatistikler de ekrana geldi. %37 ile ikilik atıyor, 41 ile üçlük atıyor. Yani çok ilginç bir ikilik üçlük oranı. Seçimden dolayı yani ceza. Bunu nasıl anlatırsın? Yani şimdi bu kadar ön plana çıkması gereken bir oyuncu. Yani oyun kurucunuzun %37 ile ikilik atmasını çok istemezsiniz. O onun seçimlerindeki hatadan kaynaklanıyor. Attığı üçlüklerin %41 olması nedeni ise oyun ona geldiği zaman atması gerek. Yani ceza üçlüğü atıyor. Öbürü inisiyatif kullanarak. Yani oyun kendisine kaldığı zaman hata yapıyor. Bir kere Fenerbahçe'nin öncelikle Georgevic'in esnek olması gerekiyor. Kendi oynattığı bir basketbol şablonu var. Ondan vazgeçmesi lazım. Burada artık yarı saha basketbolundan vazgeçerek oyunu tam sahaya geçmesi gerekiyor. O da kağıdı buruşturup atacak yani. Atmak zorunda. Çünkü onu destekleyen oyuncu sayısı yarı sahadaki oynatmak istediği oyunu destekleyen oyuncu sayısından daha fazla. Şimdi artı pozisyonlarda da esneme yapması gerekiyor. Nedir? Polonara'yı 5 numaraya çekmesi gerekiyor. Dechampierre'i aynı şekilde yarı saha oyuna kaldığı zaman Guduric ve Melih dışında üstüne dış oyuncu olarak pozisyon hazırlanacak bir oyuncu yok. O zaman enerjisi daha yukarıda olan oyuncuları... Niye Şayok'u saymıyorsun? Çünkü burada söyleyeceğim. Çünkü burada yarı saha oyunun içinde Şayok'u ekleyebilmem için öncelikle oyun tarzı olarak Polonara, Şehmuz, Henry ve Şayok'un olduğu koşan bir beşe geçmesi gerekiyor. Ben Şayok'un açık sahada geçiş oyunlarında ki Henry'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu. Geçen Baskonya maçında Gietradis'e sordum. Henry'yi arıyor musun dedim. Ya dedi beni çok iyi buluyordu dedi açık sahada dedi. Şimdi Şayok için de bir beslenme kaynağı olabilir. Ama her şey dönüp dolaşıp Georgevic'in sistemi biraz daha oyuncuların özgürlüğünü arttırmaya. Ama bu iki ucu keskin bıçak. Takım elinden de kaçabilir. İşleri toparlayabilirsin de. Ama elin kolun bu dakika itibariyle bağlı. Oyunun akıl kısmını çok fazla ön plana taşıdığında sorunların daha fazla düşünme, olabilir. Düşünme koş. Fenerbahçe için yeni düzen bu olmak zorunda. Onu oynamayı bilen oyuncu var takımda. Yani o olabilir. Yani Euroleague'de de tek bir doğru yok. Ama burada devamlı şekil değiştirmek zorunda kalan bir Fenerbahçe kritik Beko noktası var. Kritik nokta şu, sen çok güzel saydığın için soracağım. Soruyu onu sormak istiyorum. Pierre-Henry dedin, Şehmus dedin, Şayok dedin. Polonara. Dechampierre dedin, Polonara dedin. Evet. Burada birisini unutuyoruz. Guduric nerede kalıyor burada? Yarı saha oyununda, bak şimdi Guduric parça parça oynayan bir oyuncu. Şimdi öncelikle sen bir ana planını yaparsın. Bundan önce Veseli Dökola varken ana planı yapıyordun. Şimdi Guduric'i A planı yapmaman gerekiyor. Guduric'i bu sistemin içinde B planında önemli hale getirmen gerekiyor. O da zor. Zor. Şimdi o da zor. O zaman şunu mu diyeceksin yani? Nando yok, Veseli yok ve A planında değilsin yani. Guduric de şu anda sıra bende demiyor mudur? Diyebilme. Şimdi De Colo bunu diyor çünkü yanında Veseli Guduric var. Guduric bunu diyebilir, yanında De Colo Veseli var. Veseli diyebilir, yanında De Colo var. Guduric'in yanında kim var oyunu destekleyecek? Yani Guduric'in verimli olması için yarı sahaya oturman lazım. Oturduğun zaman sağdaki beşin içinde kimlerin olacağına bakman lazım. Yok. Yok. Yani onu destekleyen bir oyuncu yok. Yani Melih'i belki eklersin. Evet. Ama o da forvet. O da forvet. Devin Booker'ı eklersin. O da sakat zaten. Yani. Tamam. Yani alan çok... Yok yani o da yok. O yüzden sen burada daha fazla oyuncunun grubunun olduğu yeri A planı yapıp Guduric'i de aralarda bireysel inisiyatif kullanacak şekilde maçına göre, eşleşmeye göre kullanman gerekiyor. Peki Guduric'i... bu konuşmayı Guduric'le nasıl yapmayı düşünüyorsun? Yani nasıl yapabilirsin? İşte bunu söylediğimi yazılı olarak Guduric'e ver. Yazılı olarak. Bak, tabii böyle bak elimizde böyle bir durum vardı. Kardeş yani, yok. Yani yok, yarı saha oyununda sana perde yapacak. Perde yaptıktan sonra yardım geldiği zaman o forvetten o atışı yapacak.
pozisyon değiştirmezsen alan yaratamıyorum. Adam değişme savunması olduğunu düşünelim. Guduric nasıl geçecek? Yok. Ha, şöyle bir şey. 10 dakika içinde 4 defa geçebilir. Ha, step back dakika... o şey hani geriye çekilerek bir tane atışı 40 var. 40 dakika içinde bana bunu 10 defa yapabilecek mi? Yapamayacak. O yüzden ya şimdi Guduric'den de maksimum verim almak istiyorsan alanını daralt. Bak bu alanlar senin de. İkinci çeyreğin son 5 dakika senin. İstediğin gibi oyna. Takım da bunu bilsin. Guduric de bunu bilsin. Ona göre hareket etsin. Burada Guduric üstünden takımın lideri gibi bir yeni planlamaya gidersen duvara çarptığımız çok maç olur. Bu çok önemli bir şey. Yani tamamen şu ana kadar sezonda yapılan her şeyi bir kenara atıyoruz. Yapacak bir şey yok ki. Yani burada bir kriz yönetimi var. Ha, yeni bir oyuncu transferi olmayacak ise. O zaman hayır, yeni oyuncu transferi olacaksa da buna yönelik yap oyuncu transferini de. Tamam da. Ya koşabilen gardal bari o zaman onda oradan devam et. Aldığın uzun oyuncu. Cihave Floyd. Floyd. Sistem içinde ön plana çıkacak bir oyuncu değil ki. Ya o da koşarsan bir var olabilir. Ha tamam, yani bu sene Euroleague takımlarının çoğunun denediği hani koşan, perdelemeden sonra hareketlenen, blok yapan, rebound alan bir uzun tiplemesi. Yani bu tercih ediliyor. Tamam, onu da var edebilmen için yine koşman gerekiyor. Yani iş yarı sahaya kaldığı zaman Guduric orada bir bakar, ben yalnızım burada der. Hakan katılıyor musun? Katılıyorum. Değişmesi yani. Lazım yani. Değişmesi lazım. Bence topla daha az vakit geçirerek takıma o koşan basketbolda ne kadar yardımcı olabilir onu araması lazım. Çünkü yarı sahada hakikaten çok zorlanacak Guduric. Yani geçen sene tecrübe ettik. Nando ile Vesey'nin yanına Guduric geldikten sonra takım 10 maçlık seri yakaladı. Yani bunun bir sebebi var. Bu sene Guduric'in olmadığı anlarda Nando ile Vesey sahada üretken olduğunda da 3.'yü bulamadığımızda sıkıntı yaşadık. Bunun da bir sebebi var. Şimdi iki oyuncu da yok. Guduric sahada tek başına, yarı sahada. Zor, çok zor yani. Ya ona haksızlık yapmış peki, oluruz. Peki şöyle düşünelim. Hani bir de başka. Yarı sahada oyununu geliştirmesini beklediğimiz oyuncu kim olabilir? Diyelim 5'e 5'e kaldın. Dechampierre'ye saydık. Guduric'i saydık. Üçüncü sayabiliyor koç, muyuz? Koç benim zaten bir numaralı sorum şu. Topa ya Henry'nin değişir mi mesela? Gelişir mi? Bartel gelecek mi mesela? Kim? Bartel. Onun da belli değil durumu ya. Bartel'in durumu da belli değil. Yani... İsmet girebilir belki, bilmiyorum yani. Hani düşünüyorum, biraz böyle şey yapıyorum. İsmet girebilir. Çünkü zaten bak sen bir kere her şeyi forvete sayarak başlıyorsun yani yarı sahada olabilecekler. Şayok'tan haklı bir gelişme olarak, olabilir mi? Şayok bence yarı sahada top yönlendirici olur. Ama hala da bir numarası olan bir takımda olur. Yani Şayok şimdi Bursa Spor'da oynarken o savaşı hücumda yeniden yani hani abi, ilerleyen yaşında çok iyi kullanmayı başarmış. Süper Lig'de Euroleague arasında devrilen çok uzun... ciddi fark var. Yani. Çok ciddi fark var. Katılıyorum ama büyük takımlara da iyi oynadı. Ya bak şöyle söyleyeyim. Bak Efes'e Fener'e de iyi yaklaşım oynadı. Yaklaşım olarak fark var. Yani TBL ile Süper Lig arasındaki fark kadar Süper Lig'de Euroleague arasında fark var. Şu zorlayıcı oluyor oyuncular için. TBL'de çok iyi oynayan bir oyuncuyu birebir Süper Lig'den en iyi işte o pozisyonun en iyi oyuncusuyla koy. Daha doğrusu Süper Lig'deki oyuncuyu TBL'ye getir mesela, ondan daha iyi oynar. Ama TBL'deki oyuncuyu çıkarıp Süper Lig'e koyduğunda yaklaşım olarak ona adapte olamıyor. Şu an Şayok'un yaşadığı o. Yani o maçın atmosferi şu anda Şayok'a ağır geliyor. Bence değil. Bence için. Şayok sadece rolünü bulamadığı için. 20 dakikanın üstünde oynadığı bak, zaman iyi oynuyor. Gerçekten çok da. Abi CSK maçı. CSK deplasmanı nasıl oynadı peki, Şayok? Peki Guduric'in yani yerine Şayok'un etrafına bir düzenlemeye gitsek. Ben varım. Yani mantıklı olur yani. Yani Henry'yi de destekleme. Ama hala guard gerekiyor bak. Hala guard gerekiyor. Ya onu zaten. Koşsan da, koşmasan da, dursan da, ne yaparsan yap mutlaka bir tane daha. O yüzden İsmet diyorum. Hani transfer olmayacaksa. O yüzden İsmet Şemur diyorum olursa. Çocuğa haksızlık etmeyelim yani. Hani şimdi Guduric'e de haksızlık etmeyelim. Şehmuz'a da haksızlık etmeyelim. Şehmuz şu anda bu bir numara rolünü kaldırabilecek durumda değil. Yani 10 dakika yani, gidemez mi mesela? Gider mi gider. Koç? Bence gider. 10 dakika gider. Koşan takım olursa gider. Normal. Ya şimdi şöyle bir şey. Tabii biz tahtaya aklımıza gelen her şeyi şu anda söylüyoruz, yazıyoruz. Ama burada tabii önemli olan noktalardan bir tanesi rotasyonun içeriği içinde birbirleriyle beraber üretkenliği sağlayabilecek. Yani sorun çözücü oyuncu sayının azaldı. Evet. Bu arada
kimliğini, Fenerbahçe'nin kimliğini yansıtan da bir istatistik var aslında. Euroleague'in en iyi savunma takımlarının listesi ekrana gelsin. Hücum takımlarına baktık, orada Efes öne çıkmıştı. Şimdi de savunma verimliliğine bakacağız takımların. Turkish Airlines Euroleague'de ilk yarı bittiğinde en iyi savunma takımları. Olympiakos zirvede 0.895, yani maç pozisyon başına 0.9'un altına inmişler. Unix Kazan ikinci. Real Madrid, Fenerbahçe Beko ve Olimpia Milano en iyi 5 savunma takımı arasında Fenerbahçe Beko var. Efes'in de o hücum performansına karşın neden 9 mağlubiyet olduğunu da açıklayan bir durum belki de. Efes de savunmada Euroleague'in orta sıralarında, 9. sırada yer alıyor. Bu kimlik üzerinden mi peki gitmesi lazım? Koşmaktan bahsediyorsun ya. Ya şimdi Vesel'in olduğu yerde savunmada derli toplu oluyor. Şimdi ve yani Devin Booker, Ahmet, şimdi rakip takımlar hücuma geldiği zaman bu iki oyuncunun özellikle ikili oyun savunmasına karşı atak yapmaya başlayacaklar. Şimdi Vesel'i varken oralarda o savunma yüzdesini yukarıda tutarak bu istatistiğin içinde yer alabiliyorsun. Şimdi Vesel'i sıradan bir oyuncu değil. Yani takımın sahadaki görüntüsünü başka bir şekilde bize sunan bir oyuncu. Hakan? Evet. Yani şimdi... Yine bunların hepsi geride kaldı diyoruz. Yani bu istatistiği de atalım o zaman. Zor abi. Yani şu anda hakikaten çok zorlu bir süreç. Peki bitiriyoruz. Program bitti bu arada. 1,5 saati yine bitirmiş olduk. 2022'nin ilk 1000 Euro Ligi geride kaldı. Bir kez daha tüm 1000 Euro Lig ekibi olarak sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir 2022 diliyoruz. Hoşçakalın. Costello perdedeydi. Lamar Peters dışarı çıkardı. Giedraitis Martinez'den kendisini kurtarıyor. Araya bravo! Çok güzel bir asist. Aynı güzellikte bir smaç. Costello. 5 saniye kalacak. Scalabilbekin. Scalabilbekin kurtuldu. Topu elden çıkarmadı. Williams'ı buldu. Derek Williams. Olağanüstü bir smaç geliyor Derek Williams'dan. Değişerek savundu Kızıl Yıldız. Long çok uzaklardan denedi. İsabet yok. Savunma reboundu geldi. Ray Walters'a. Nikola Kalinic. Geçiş hücumunda Kızıl Yıldız. Bolin! Uçarak bitirdi. Harika bir geçiş hücumu Kızıl Yıldız'dan. Possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion.